İksir Aydın, girişimci, iş kadınısınız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş sizler de efendim Mehmet Çetin. Siz de yapımcısınız. Evet, evet. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorum Kadın Hakları Günü biliyorsunuz bugün. Evet, evet. Ve çok önemli bir gün. Bizlerin evet. Çok önemsediği bir gün. Bu evet. Konuda kısa bir mesajınız var mı? Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Şimdi kadın dediğimiz zaman her zaman üreten, her zaman yöneten, her zaman gülen bir profil aklımıza gelir. Geçmişten günümüze kadın modeli değişmedi. Birçok rolü var. Anne rolü var, evlat rolü var, eş rolü var, iş kadını rolü var. Bütün bunları bir arada yapabilen çok güçlü bir yapısı var. Koca bir dünya. Koca bir dünya. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Kadın hakları dendiği zaman kadınların birçok hakkı var. İnsan olma hakkı var, anne olma hakkı var, çalışma hakkı var, hukuksal anlamda hakları var. Ve bunları elde edebilmesi de çok kolay olmadı. Ama en büyük özgürlüğünü seçme ve seçilme özgürlüğünü almak suretiyle. Bu da Atatürk'ümüzün 1934 yılında çıkardığı bir yasayla oldu. Bu çok önemli bir ivmeydi. O günden sonra kadınlarımızı daha çok yönetici olarak, daha çok mecliste yöneten olarak görmeye başladık. Benim arzum tüm kadınların hak ettikleri değere ulaşmaları, herhangi bir şiddete hiçbir şekilde maruz kalmamaları, görevlerini en sağlıklı şekilde yerine getirebiliyor olmaları. Evet, burada en önemli, biraz önce işte kısacık geçtiniz ama kadına olan şiddet çok önemli. Çok da önemsiyorum. İki kadından bir tanesi şiddet görüyor. Bu bizim maalesef için hakikaten çok talihsiz, ülke adına talihsiz yaşanan bir durum. Umarım bunu en kısa zamanda aşabiliriz. Efendim sizler ne düşünüyorsunuz acaba bu konu hakkında? Kadın hakkında. Şimdi iki kadının arasında olunca bir de bugün hakikaten çok tesadüfi bir olay oldu. Kadın evet. Haklarının olduğu bir gün. Şimdi kadınlar her zaman haklı. Öyle yapmayınca kızıyorlar zaten. Onu söylemekte fayda var. Şimdi hanımlar öncelikle bu evrene verilmiş bir hediyedir. Hanımlar evren enerjisidir. Dünyayı çeviren dişi enerjidir. Siz toplumun içinden kadınları alırsanız, ticaretin içinden, siyasetin içinden, sosyal medyanın içinden veya medyanın içinden kadınları alırsanız o enerjiyi de almış olursunuz. Salt erkeklerin egemen olduğu toplumlara bakın. Bunlar çok ilerlemiş toplumlar değildir. Çok ilerlemek ekonomik anlamda çok zengin olmak değil. Teknolojik anlamda çok zengin olmak da değil. Kadına verdiğiniz hürmet kadarsınızdır. Kadın annedir. Şöyle düşünün, dünyadaki en güzel aşk şiirleri kadınlara yazılır. Sevgi kadınlarla gelir. Annelik sevgisi mesela her şeyden önce. Kadına verilen kutsiyet ve önemle ilgili bir şey. Kadına şiddet konusuna gelince çok ağır. Yani çok, çok ağır. Evet. Şey değil. Kabul edemiyorum onu. İki kadından bir tanesi evet. Şiddete maruz kalıyor. Evet, yani hani bu sadece şey değil yani her türlü şiddetten yani bahsediyor. Yani ben tabii hiç tanık olmadığımdan bir de öyle bir aileden gelmedim. Şimdi bir erkeğin elinin bir kadına nasıl kalktığını şey yapamıyorum. Yani ben onun hani nasıl olduğunu anlamıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum bazen. Hani niye yaparsın? Yani bir kadın seni en fazla öfkelendirdiği zaman bırakırsın, küser gidersin. Yani el kaldırma kadına bilmiyorum. Hani bir civciv şey yapmak gibi bir şey. Yani ona bir kuşa bir şeye zarar vermek gibi bir şey. Kadının hani gücü ne ki? Yani sen ona neyle yapıyorsun bunu? Veya neyi ispat ediyoruz? Yani kadına o zulüm yapınca biz ne elde etmiş oluyoruz? Toplumda acılı kadınlar bırakmış oluyoruz. Acılı anneler, acılı eşler, acılı sevgililer ve toplumu yalnızlaştırıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz yani. Yaptığımız şey bu. Yani bir insan eli nasıl gider onu da bilmiyorum. Yani vardır bir şey ama bilmiyorum. Kadına ilgi ve sevgi çok önemli değil mi? Kadına itibar da çok önemli. Şüphesiz kadını itibarlandıracak şey biz erkekleriz. Yani önce bizler onları itibarlandıracağız. Saygıyla, sevgiyle itibarlandıracağız. Ve baş tacı yapmak zorundayız. Zorundayız çünkü bizim enerjimiz onlardan geliyor. Yani bizim hayat ispatımızın kaynağı da onlar. Dolayısıyla hani bizim olmadığı zaman varlığımızın olmayacağı bir nesneye ya da bir güzelliğe, bir güzel bir kimliğe biz böyle zulmetmemeliyiz. Yani bunun bir anlamı yok. Tabii bunu ne zaman anlıyorlar? Hani yaş 60-70'e geliyor.
o zaman anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor yani. Hı hı. Dolayısıyla ben bunu çok şey yapmıyorum, olumlamıyorum. Ama bunun dışında kadınların, önem verdiğimiz kadınların, topluma, siyasete, ticarete, hayata kattığımız kadınların bizi yükselteceğine eminim. Son bir cümleyle bitireyim. Kadınlar işlerini kişiselleştirirler. Başarı onlar için önemlidir. Yani siz yeter ki onlara bir sorumluluk verin. Kişiselleştirirler ve ben isterim yani önemli kurumlarda, önemli işte işletmelerde başlarında kadın olsun. Çünkü her şey önlenir. Bütün kötü sıkıntılar önlenir yani. Peki iş hayatında hemen oraya geçeyim. İş hayatında kadınlarla çalışmaktan memnun musunuz? Evet yani kıskanıyorlar evet. Bir tek o sıkıntı var. Onu kıskanıyor bir onu kıskanıyor. Çok memnunum. Bir o mu var yani evet. Keşke sadece o olsa. Aslında o kıskançlık da başarıya da götürür evet. Esasında. Sahipleme duygusu yüksek. Şimdi 11-12 yıl oldu ben sektörün içinde olalı. Pazarlama müdürüm hanımdır. Yönetim müdürüm hanımdır. Asistanım hanımdır. Çok sevdiğim gönül kardeşlerim, dostlarımdır. Tabii yerleri bambaşka. Bana da söylerler. Hani biz ailemize bile bu kadar kıymet görmüyoruz. Çünkü şey çok rahat oluyorum. Yani bir hanıma bıraktığım zaman akşam evde rahat uyuyabiliyorum. Ama ikinci asistana bıraktığım zaman o kadar rahat değilim yani. Şimdi beni izliyordur Cem buradan da onu da söyleyeyim. Yani seni de seviyoruz yani öyle bir şey yok. Ama ne bileyim çok güveniyorum ben. Bir hanıma teslim ettiğim zaman bir işi çünkü biliyorum o... Başarıyla hani, geri alıyorsunuz. Evet ya namus teslim alıyor. O onu biliyor yani. O neyi teslim aldığını çok iyi biliyor. O yüzden hani kıymet verirsek inanın hayatımız güzelleşiyor. Bakın tebessüm ediyoruz, çok gülüyoruz. Evet. Her şey güzel gidiyor. Ama siz kıymeti esirgeyip zulme döndüğünüz zaman bir başkası da size zulmediyor ondan sonra. Diyelim ki zulüm göremeyecek kadar güçlüsünüz hayat size zulmetmeye başlıyor. Bakın kadınlar çok kutsiyetli varlıklardır. Tasavvuf ilminden girin. Dünyanın bütün bu... ilim, bilim ve bu mana ilimlerine bakın kadının kıymetini görürsünüz. Yani kadın başka bir yerdedir yani. O başka yeri anlamak lazım. Yani sen onu çok fazla nesnelleştirip karşında bir şey gibi laf geçirecek, söz edecek gibi şey görürsen olmuyor. Öyle değil kadın yani. Kadın başka bir şey. Yani senin dediğin aynısını yapmak zorunda değil. Yani kaburga kemiği gibidir diyor ya hani büküme şey düzeltmeye çalışırsanız kırarsınız. Yani o yüzden hani kadınların buradaki önemi çok fazla. Umarım bu cümlelerden nasiplenen insanlar olmuştur çünkü. İnşallah tabii insan olarak yani insanlık adına. Tabii. Kadının da istediği birey olarak yani evet. Saygı sadece bu. Evet. Yoksa herkes kendi işini yapıyor. Erkeğin yeri başka, kadının yeri tabii. Başka tabii ama hani o insani değerlerin üzerinde bırakın tutulmasın. Aynı seviyede kalsın. Hani eşitlik, eşit haklara sahip olsun evet. Yeter ki. Biz onun derdindeyiz esasında. Peki evet. İksir Hanım, çok değerli bir ödülle karşılandınız. Kagider'in girişimcilik özellikle bölgenizde, Kastamonu'da bölgenizde yapmış olduğunuz bir yenilikle almış olduğunuz bir ödülünüz var. Bunu nasıl başardınız? Önce buradan başlayabilir miyiz? Şöyle, şimdi bir kadın olarak... yeter ki istemek. Evet, bir kere onu düşündüm. İkincisi, ora benim memleketimdi. Bir vefa borcum vardı, onu düşündüm. Uzun yıllar matematik öğretmeni olarak ve idareci olarak görev yapıp emekli olduktan sonra da memleketime dönüp oradaki vefa borcumu ödeyeyim istedim. Yani siz emekli olduktan sonra emekli mı? Emekli olduktan sonra. Bu işlere kalktınız. Bu işlere kalktım. O da şöyle gelişti. Şimdi Kastamonu hem tarihi, hem kültürü, hem mimarisi, hem gastronomisi, hem bozulmamış doğası, insan yapısı ile farklı bir bölge ama... kabuğunu kırıp biraz da keşfedilmeyi bekleyen bir bölgeydi. Bir de oranın çok büyük özelliği çok fazla göç veren bir bölge olmasıydı. Neden göç vermekte? Şöyle göç veren gençler... Bunun nedenleri nedir? Tabii yani? Nedenleri şu, çok fazla iş alanını olmaması, açılıyor olmaması. Gençlerin daha çok... yüksek öğrenim amacıyla özellikle gittikten sonra da bir daha geriye dönmemeleri, yatırımların belki o bölgede az olması. Yani Kastamonu'da o zaman o gençleri taşıyacak bir iş olanağı yok. Olanağı çok fazla yoktu. Şöyle düşünün yani turizm aslında hep denir ya bacasız evet, bacasız fabrika gerçekten bir bacasız fabrika ve altında çok fazla alan var. Yani sadece
Evet, misafir ağırlamıyorsunuz. Doğru. Her türlü hizmeti sunuyorsunuz. Bunları satın alıyorsunuz. Bir de müşteri memnuniyeti çok zor. Müşteri memnuniyeti çok kısmı zor. Da var tabii. Evet. Ama yani bu o bölgede çok o kadar zor bir şey değil. Çünkü halkla zaten el elesiniz. Evet. O sevecenlik zaten oranın kapısından girerken hissediliyor. Evet. Peki yani siz emekli olduktan sonra dediniz ki ben memleketime gideyim. Bir orada turizmle ilgileneyim. O bölgeye ait vefa borcumu bir turizm firmasıyla kurarak taşlandırayım dediniz. Evet, bir yani böyle bir tatil turizm, ve yaşam kasabası evet, kurarak dedik. Çok çeşitlendirerek bir büyük iş sahası. Çok güzel. Ve kültürlerin etkileşmesi benim için çok önemliydi. Çünkü siz bir takım şeyleri biliyorsunuz, yapıyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Fakat gelenler de size yeni şeyler katıyor. O çok önemli. Bunların kaynaşması, gelişmesi, bu çeşitlilik de hoşuma giden bir olguydu. Biz bunları da yaşadık. Şimdi Kastamonu bölgesinde bizim, şöyle söyleyeyim, konaklama anlamında tesisler vardı ama bir tatil, uzun süreli bir tatilin yapacağı anlamda bir yatırım o güne kadar yoktu. Biz bunun ilkini başardık. Yani siz dediniz ki burada ne eksik? Evet. Gördünüz ki turizm alanında turizm alanında bir boşluk var. Ben de ve bunu doldurayım dediniz. Evet, bir başlangıç yapayım dedim. Ve şöyle, bölge dediğim gibi her anlamda çok zengin. Onların gizli tutulması da çok sağlıklı değil. Hiçbir şekilde doğaya zarar verilmeden, hiçbir şekilde o yapı bozulmadan korunarak onların tanıtılması, onların birçok kişiyle paylaşılması gereği de vardı. Yani o bölgenin özellikleri sadece içinde kapalı kalmamalıydı. Peki her gün yeniden doğmak ne demek? Her gün yeniden doğmak. Öyle bir sloganınız var yani. Her gün yeniden doğmak. Evet, İyiymiş hani... ya biz hemen oraya. İyiymiş mi? Evet. Sabahtan yani oraya. Yani iyiymiş ya, kulağa çok hoş geliyor. Gerçekten orada doğmak. Her gün yeniden doğarsınız. Ondan ben eminim. Şöyle, şimdi bizim bölgemiz bugün Pampark olan Küre Dağları'nın son halkası Ballı'da ve oksijeniyle ünlü. Evet. Tescilli. Evet, Türkiye'nin ikinci sanatoryumu Ballı Dağ'da. Çok önemli. Göğüs hastalıkları ve işte immün sistemi geliştirmesi anlamında. Bir de sanayi kirlenmesi yok. Evet. Doğa bakir, elde ettiğiniz ürünler tamamen temiz. Doğal ürünler temin edebiliyorsunuz. Hı hı. Onları kullanıyorsunuz. Bütün bunlar da bugün bizim büyük kentlerde adını unuttuğumuz şeyler. Stresten uzaksınız. Sakin bir bölgedesiniz, doğayla iç içesiniz. Evet, evet. O yüzden her gün yeniden doğmak her dediniz. Her gün yeniden doğmak dedik, evet. Hı hı. Çok güzel, hakikaten çok önemli. Peki, Kastamonu'da dört mevsim yaşıyorsunuz. Aslında Türkiye'de dört mevsim var. Ama sizin dört mevsim anlayışınız nedir? Şimdi bizim dört yani mevsim... Yani siz her gün doğmak sloganıyla zaten bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz burada. Her gün farklı mı doğuyorsunuz? Hani dört mevsim diyorsunuz. Hani bunlar anahtar kelimeler, çok önemli. Orada takıldım ben. Şimdi şöyle, her gün yeniden doğmak. Evet, her gün yeniden doğduğunuzu hissediyorsunuz. Yenilenmiş kalkıyorsunuz. Hı hı. Tabii bu rahat bir uykudan geçiyor. Evet. Temiz havadan geçiyor. Doğal beslenmeden geçiyor. Kalktığınız zaman yapacağınız spordan geçiyor. Ormanın eteklerindesiniz. Bir kere böyle bir avantaj var. İkincisi, biz dört mevsimi orada hakkıyla yaşıyoruz. O çok... Ne demek hoş, hakkıyla, hakkıyla yani? Hakkıyla yaşamak şu. Şimdi ilk bahar, biz burada çok kar göremiyoruz. Yani mesela hakkıyla yaşamıyoruz anda, mesela. Şu anda Kastamonu'da kar var. Var, evet. 20 santimi bulan kar var. Hı hı. Şimdi şöyle, baharda bir kere... Bölgenin iklimsel koşulları ve yükseklik çok fazla yeşil tonlarını size gösteriyor. Hı hı. Orman her taraf yemyeşil. Bahar çiçekleri, bir çiğdemlik tepemiz vardır. Envai çeşit bahar renklerini görürsünüz. Bahar bir güzellikle yaşanır. Hı hı. Yaz, biz burada çok sıcaklardan bunalırken akşam üzerleri çıkan esintisiyle serindir, boğmaz, çok güzel bir yaz yaşarsınız.
Yalnız İksir Hanım öyle bir anlatıyorsunuz ki hani dolu dolu anlatıyorsunuz. Hakikaten insanın gidesi geldi yani oraya. Orayı göresi geldi çünkü hakikaten bu kadar... Görmelisiniz. Bu kadar, ben görmedim hakikaten. Yani bu bir eksiklik tabii. Birçok ilimizi ziyaret ettim, çoğunu ettim. Ama Kastamonu hep teğet geçtim. Yani hep o yol üzerine de kullandım. Karadeniz'e çok sık gittim. Çok da kullandığım bir yol aslında ama bir türlü kısmet değilmiş. Öyle söyleyelim. Bundan inşallah. Sonra bekleyelim. Tabii tabii inşallah. Şimdi sonbaharda doğanın bütün renklerini bulursunuz. Ben yine kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü tablo gibidir. Rengarenk sarının her türü, kırmızının, turuncunun her türü, yeşilin her türüyle kaynaşır. Kış orada orman ağaçları her bölgeye nazaran daha yüksektir. 35-40 metre aralığındadır ağaçlar. O tam birer geline dönüşür o kar yüküyle. Dehşet bir manzaradır. Kışı da öyle yaşarsınız. Doğal her yer kaynak suyudur. Tertemiz sular bulursunuz. Farklı bir bölgedir o anlamda. Şimdi demin siz bir şey söylediniz. Görmek lazım. Bugüne kadar bizim bazı sıkıntılarımız vardı Kastamonu'ya gelişlerde. Demin size de onu anlatmak istemiştim. Şöyle, insanlar bir yere biraz daha çabuk ulaşma, yani zamansızlık sorunu yaşadığımız için çabuk ulaşılabilir yerleri tercih ediyorduk. Kastamonu 1,5 senedir, geçen sene Temmuz ayında başladı uçuşlar. İstanbul hem Yeşilköy Atatürk Havalimanı'ndan hem de Sabiha Gökçen'den uçuşlar var. Şimdi İzmir gündemde. Ulaşım deniyordu ama ulaşım diye bir sorunumuz artık yok. Kalmadı. Evet, 45 dakikada icabında Anadolu yakasından Avrupa yakasına ya da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişten ama biz daha işte kısa o Sabiha'ya gitmek için de bir o kadar zaman kaybedeceğiz ya. Onu da hesaplıyoruz yani. Ya da Atatürk'e gidişlerde de yine o kadar zaman kaybedeceğiz. Peki turizmle ilgili çok ciddi yatırımlar yaptınız. Orayı hareketlendirmeye başladınız. Gençlere, girişimcilere ne tavsiye ediyorsunuz? Onların oraya, yatırımcılara oraya gitmesi için ne tavsiye edersiniz acaba? Şimdi tabii şu ana kadar konuştuklarımız zaten insanlarda bir algı oluşturdu. Yani tabii. Nasıl bir yerde acaba? Biz nasıl geçtik burayı diye düşünmüş olabilirler. Ama dediğiniz gibi ulaşım çok önemli. Yatırımcı için ulaşım önceliklerden bir tanesi. Eğer tarım söz konusuysa tarıma elverişli olup olmadığı önemli. Dolayısıyla bu konuda bilgi rica edeyim sizden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kastamonu bölgesi özellikle tarım, hayvancılık ve orman ürünleri, ahşap işleri ile geçimini sağlayan bir bölge. Şimdi burada tarım alanları var. Çok fazla tarım alanları var. O yüzden hava kirliliği demek ki yok düzeyinde, evet, değil mi? Evet, hava kirliliği yok. Ve bakın mesela Kastamonu bölgesinde 10 bin yıllık geçmişi olan kabılca buğdayı üretiliyor. Sadece o bölgede. Çift cenekli ve tek cenekli olarak bir Kars bölgesindedir. Bir de Kastamonu'dadır. Bir üretim Kastamonu'da. Şu anda devam ediyor hızla. Siyez bulguru. Bunlar o bölgenin artıları. Ayrıca o bölgenin çok özel ürünleri de var. Mesela Üryani eriği bunlardan biri. Sadece orada yetişir ve yapılır. 850'nin üzerinde yemek türüne sahiptir. Çok zengin. Çok zengin bir mutfağa sahip. Sanayi anlamında da işte orman ürünleri var. Şimdi bu durumda buraya mutlaka yatırımların gelmesi lazım. Evet. Burada hemen Mehmet Bey'e bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Mehmet Bey, siz hiç yolunuz düştü mü acaba? Ben geçen sene Kastamonu'ya bir Türk-Amerikan ortak projesi için gitmiştik biz. Orada bir plato oluşturmaya karar verdik. O bayağı da ciddi bir yatırım yapacaklardı orası için. Sonra tabii olmadı. Bulgaristan'a kaydı plato. Şimdi Kastamonu çok önemli bir yer. Önce onu söylemek lazım. Neden? Kurtuluş Savaşı'na zannederim en çok şehit verdiğimiz yer Kastamonu. Evet. Fakat daha genel bir şey söylemek istiyorum burada. Bakın Kastamonu, Samsun, Maraş adını almıştır. Kahramanmaraş olmuştur. Bunlar
Cumhuriyet tarihinde ve ülke varlığında önemli yerlere, önemli isimlere, önemli namlara sahip olan şehirlerimiz. Ama nedense günümüze doğru geldiğimizde bunlar unutulmuş. Yani isimleri unutulmuş, geride bırakılmış, kalmış. Bence biraz hani toplum olarak da buna sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu şehirlerin manaları da var. Yani biraz sahip çıkmakta fayda var. Kastamonu için söylemek istediğim bir şey var. Her köşesi bir film platosu. Yani çok güzel bir yer. Gerçekten doğru kullanılırsa ve doğru yatırım yapılırsa muazzam sonuçları olur. Ama Taka. Burada sadece yerel yönetim ya da genel yönetim değil. Siz sayın hocalarımızın ve medyanın, tabii ki bizim de yine olması gerekiyor. Katkıları gerekiyor. Şimdi biz bu VCI filmini hayata geçirdikten sonra sinemayı, zaten bir dizi projemiz var, bir dönem projesi. Onun için Kastamonu aklımda benim, düşünüyorum. Bir tek bir şey değinmek istiyorum ama şu şey ulaşım... Sonra ben sizden sektörle ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Tamam. Adıyaman şey, Kastamonu'yla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ulaşım konusu var ya, gerçekten o çok büyük bir dert değil. Adıyaman'a uçak yoktu daha önce. Gaziantep'e giderdiniz. Gaziantep'ten Adıyaman'a Nemrut'a geçerdik biz. Bakın o biliyor, bilmiyorum biliyor musunuz? Yokuşları falan tırmanarak gidiyorsunuz. Çok zor bir şey. Güneşin doğuşunu görmek için insanlar o antik yere giderlerdi. Evet. Yani ulaşım değil mesele. Mesele insanların bilgi sahibi olması, ilgi sahibi olması, sevmesini sağlamak. Bu da tabii toplum olarak herkesin görevi olduğu gibi bir Kastamonu'da yaşayan ve bir eğitimci olarak da tabii önemli sizin de göreviniz ama hani bu işte etkin olan, medyada olan, göz önünde olan bütün dost ve arkadaşlarımızın bunu sahiplenmesi gerekiyor yani. Biz de elimizden geldiğince bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Yani peki Mehmet Bey, sizden biraz öncelikle sektörle ilgili biraz bilgi alalım. Evet. Ondan sonra konulara devam edeceğiz. Tabii efendim. Şimdi sektörle ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki. Sektör kocaman oldu. Kocaman oldu. Yani ben çok yemek yaptım. Hayır, gerçekten ben hani ilk farkındalığımı bir filmle, evet. Eşkıya adındaki, evet. bir filmle ben o Türk sineması farkındalığını, evet. yaşadım. Ve ondan sonra da hakikaten Türkler de çok iyi şeyler yapabiliyormuş diye, evet. düşündüm esasında. Ama daha evvel hep biz bir yurt dışına meraklıydık. Gerek, evet. altyapı teknolojik olarak, evet. Gerekse oyuncu kadrosu olarak ya da, evet. oyuncu işte profesyonel oyuncu anlamında. Orada çok daha farklı, evet. Teknolojiyi, altyapıyı ve bir bütünlüğü gördüğümüz için oraya çok fazla kaymıştık ama, evet. eşkıyadan sonra ben kendi şahsım adıma söylemek istiyorum. Bir farkındalık oldu ve Türk sinema izleyicisi, evet. oluşmaya başladı. Çok fazla, evet. büyümeye başladı. Sizin farkındalığınız ne zaman oldu? Tabii önce oradan başlayayım. Benim farkındalığım çocukluğumdan başlıyor her şeyden önce. Bu mesleği tercih etmeniz de bunu, evet, etkin. Evet. Çünkü aldığım eğitim başka, yaptığım iş başka. Şimdi şunu söylemekte fayda var. Bu filmcilik falan çok macera işler. Güzel işler ama çok güzeldir. Yani mesela biz sabahlara kadar çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı. Şimdi kendi prodüksiyonlarımız var. Bir de hizmet verdiğimiz prodüksiyonlar var biliyorsunuz. Bu çalışma süreci içinde bu heyecana kaptırdığınız zaman o rüyadan gidiyorsunuz. Artık o rüyanın, evet. içinde yaşıyorsunuz. Yani benim bakış açım başka, bir memurun bakış açısı başka, bir ticaret adamının hayata bakış açısı başka. Şimdi nasıl başladık bu işe? Çocuktum ben. Hı-hı. Filmlere meraklı olduğum zaman maket yaptım ben, uçak maketi. Kısa dalga radyo frekansı, o zaman imkansız yani, çok zor öyle şeyler yapmak. Ben de çok problemli bir çocuktum yani. IQ falan çok ileri, insanlarla kolay geçinemeyen, böyle buluşlarına kendini adamış falan ve tuhaf, aykırı bir tiptim yani. Uçağı uçurayım dedim, alt katta bizim şey oturuyordu, bir tane emekli savcı, onun arabasının içinde çakıldı uçak. Eyvah. Sonra bizim peder beni bir hırpaladı o zaman. Dedi ki sen böyle uğraşma bu işlerle falan. İlk ben şiddetle o zaman mı tanıştınız? Şiddetle diyeyim. Ve ondan sonra işte şey oldu. Ben hep böyle merakım var uçmaya, uçak falan. Uçak filmlerine bu defa heves etmeye başladım. Sonra tarih filmlerindeki uçak sahneleri, ya bu efektleri nasıl yapıyorlar şu bu falan derken hop bir baktım şeyin içindeyim. Sektörün içindeyim, platonun içindeyim. Kendi projelerimizi yapmaya başladık vesaire derken gidiyor. Yani bu çocukluktan başlayan bir düş. Ben bir tek şeye de değinmek istiyorum. Hani siz dediniz ya, eşkıyayla fark ettim ben. Bir kere muazzam bir film. Evet. Harika bir film. Tamam, eyvallah. Fakat gerçek film, yani bunların hepsi gerçek film. Çok güzel, evet. film. Uluslararası nitelikte ve ses getirecek olan projeler. Hı hı. Şimdi bizim sadece sanat filmlerimiz oralarda ses getiriyor.
Yani sanki şey gibi, hani güncel yaşam içinde, toplumsal yaşamın içinde çok güzel ve dolu, içinde aksiyon da olan, içinde duygu da olan hikayeleri yapamıyormuşuz gibi bir hava var. Böyle bir şey yok. Şimdi bakın, eski dönem filmci ile yeni dönem filmci dediğimiz bir şey var. Eski dönem filmci insanlar ne oluyor? İşte yeni dönem filmci genç çocuklardan bahsediyorum. Şimdi onlar başka bir şey yapmak istiyor, farklı bir şey yapmak istiyor ve güzel bir şey yapmak istiyor. Şimdi senin hikayen yerel olsun, Anadolu olsun, burası olsun ama görselin uluslararası olsun. Şimdi biz teknolojik altyapı derken bundan bahsetmek evet, istedim aslında. Ama sadece altyapı meselesi değil. Bakın Türkiye'de medyada az bir para dönmüyor. Yani bakın biz şimdi filmin teaser'ını çıkardık. Dizimizin teaser'ı şimdi geliyor. Daha yani şu anda Katar'dan oradan buradan aramaya başladılar. Yani işte bizde o kadar para yok, yatırım yok falan yok. Böyle bir dünya yok yani. Ama bizde şu var. Yani şu yapım sektöründe bir açgözlülük var. Daha fazla kazanayım. Yok abi yani şimdi 100 milyon dolar para alıyorsan sen bu işte niye 75 milyon doları cebine koyuyorsun? 10 milyon doları cebine koy. Yatırımı yüksek. Bak hikayen yine aynı kalsın. Hikayen bizden olsun. Hı hı. Ama görselin uluslararası standartta olsun. Ya biz ben çıktım bütün televizyon programlarında söylüyorum. İnsanlara anlatmaya çalışıyorum. Bakın biz hayata geçirdik yani projemizi. Yani maliyetinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Öyle bir dünya yok. Yani şimdi yani maliyet sıralamasında hani kalem bakın, kalem hayır, gösterdiklerinde kaçış. Çok ciddi maliyetlere hayır, sahip kaçışa, hiç kaçışa gerek yok. Bakın sektörün içinde bir adamım. Hiç kaçışa gerek yok. Ben o bahsettiğiniz insanlardan da çok çektim yani. 11-12 yıldır bu sektörün içindeyim. Kendi doğrularımın arkasına gittim ve bütün ekip benim. Görsel efekt ekibi benim, çekim ekibi benim vesaire benim. Neden? Çünkü çalışılmıyor bu insanlarla. Yani yapımcı, diğer bahsettiğim iyi niyetli olmayan yapımcılardan bahsediyorum. Bir kere yetmiyor. İşte çok pahalı. Yok öyle bir dünya. Yani şimdi sen filme bir PR yapıyorsun. Diyorsun ki ben bu filme 10 milyon dolar para harcadım. Senin orada görselini güçlendirmek için vereceğin para 3 milyon dolar. Yani kafadan atıyorum şu an. Yani bugün 3 milyon dolarla Amerikan standartında film çekebilir bir insan. Yani çekilmeyecek diye bir şey yok yani. Şimdi biz kendimizden biliyoruz. Teaser yayınladık. 1.30-1.40 dakikalık teaser. Gir internet sitesindeki forumlara yabancıların şeyini görün. Yani şimdi bu değil. Yani birbirimizi hiç kandırmayalım burada. Öyle bir şey yok. Bir kere bizim şu işte çok para. Hani çok bende para. Yani o para benim. Yok öyle bir şey. Her medyacı, her sinemacı, her televizyoncu, yani halka açık bir iş yapan her insan topluma hizmet etmek zorundadır. Bu kadar net. Para da kazanacaksın ama topluma da hizmet et. Bize güzel mesajlar ver. Yani yaptığın filmde biz güzel mesajlar görelim yani. Hı hı. Şimdi mesajı direkt gözümüze sokarsan olmuyor. Şimdi en büyük hata bizim burada yaptığımız şey şu. Bakın ben daha önce bir programda da söyledim. Mesela Çanakkale filmi, bir yabancı firmanın yaptığı bir Çanakkale filmini izledim. Bir de bizim yaptığımız bir Çanakkale filmini izledim. İkisi de kahramanlık filmi. İkisi de Türkleri övüyor. Ama onların yaptığı daha gerçekçi ve daha duygusal geldi bana yani. Çünkü siz bir hikayeye direkt kafadan kahramanlığa odaklanırsanız yeni nesil onu yemiyor artık. Yani yeni nesil orada bir hayat görmek istiyor o çocuklar. Çünkü bu çocuklar internette dizi izleyen, Amerika'da yayınlanan dizi aynı anda güncel olarak takip eden çocuklar yani. Kesinlikle doğru. Yani siz artık bunları böyle değil bu iş. Ama ucuza gitmenin de bir anlamı yok. Ya ben şimdi tanık olduğum birçok şey var da çok kısa böyle hiç de şey yapmadan girmek istiyorum. Ya şimdi savaş sahnesi çekilecek. Adam bana diyor ki işte şurada zaten diyor kazılmış cepheler var diyor. Biz de gidelim diyor orada çekelim diyor. Maliyeti düşürürüz. Ya deli misin? Niye öyle bir şey yapayım? Yani bu filmin bir senaryosu var. Bu senaryosunda sahneleri var. Bakın bizim savaş sahnelerimizi görün nasıl sahneler yani. Hı hı. Ya gerekiyorsa onu yapacaksın. Eğer yapamıyorsan onu bu filmi çekme zaten. Hı. Yani eğer imkanın yoksa, şeyin yoksa film çekiyorum de deme. Yine film çek ama hani ağırlıklı olan drama filmleri vesaire şunu vesaire. Film dünyanın her yerinde pahalı bir şey Serpil Hanım. Ucuz bir şey değil ki zaten. Yani sen şimdi kalkıp dersen ki ama ona çok para gidiyor. Ama o zaman yapma. Yani çünkü sen çok güzel bir kelime bu. Ya yapma yani. Yapma yani. O zaman başka bir şey yap. Evet. Ve o para gelinceye kadar bekle. Bak biz teknoloji gelinceye kadar bekledik mesela bu teknolojiyi hı-hı. geliştirinceye kadar. Tabii mali anlamda güçlenmek için de bekledik hı-hı. yani. Yani iddialı bir film yapıyorsan iddianın arkasında duracaksın. Çok net bir şey. Ha, vizyon belirlemişsindir. Teknoloji yetmemiştir. Amerika'da da yaşandı, Türkiye'de de yaşıyor. Erteleyebilirsin vizyonu önemli değil. Yürümüşsün ama yani gitmişsin. Anlatabildim mi? Ama kalkıp bunun şikayetini yapma. Yani bunun şikayetini yaparsan ben o zaman sana kalkar derim ki kardeşim bu işin bütçesi burada da bu kadar, Bulgaristan'da da şu kadar, Amerika'da da bu kadar yani. Ya bu tamamen halkı böyle şey yapmaya yönelik, böyle kandırmaya, böyle hani bu iş çok pahalı falan bilmem ne demeye yönelik. Ama söz konusu PR olunca, tanıtım ve reklam olunca biz şuraya 20 milyon dolar harcadık falan, 80 milyon dolar para koyduk. Yani böyle şimdi bir yemiyor artık millet. Şimdi, bu rakamlar çok gerçekçi hayır, değil mi? Değil. Yani şimdi
Yani... Ama diyelim ki gerçekçi, ki ben içindeyim sektörün, o zaman adam sana soracak. Diyecek ki 20 milyon dolar harcadım ben bu filme diyorsun. 3 milyon, 5 milyon dolarla bu filmi Amerikan standartına veya işte herkesin Amerikan standartı derken Amerikalılar ödüğünden değil. Ortaya çıkardıkları standart evrensel bir standart. Hı hı. O standarta gelmek gerekiyor yani. Dolayısıyla ben hani o açıdan ve o gözle bakıyorum. Tarihi dokuların filmlerde işlenmesinden yanayım. Bu çok önemli bir şey. Yani sonuçta siz bir toplumda yaşıyorsunuz ve bir toplumun bir geçmişi var. Ama bunu sunarken evrensel gerçekliğe uygun sunmanız gerekiyor. Görsel gerçekliğe uygun sunmanız gerekiyor. İnsanların şu anki sinema algısına uygun sunmanız gerekiyor. Bakın çok sinema filmi var ama %10'u %15'i iyi gişe yapıyor. Şimdi diğerleri için de üzülüyorum ben. Hani sen sonuçta oraya o bir... O kadar emek verilmiş. Emek tabii. verilmiş. Parayı da geçtim. Emek harcamışsın. Emek vermişsin. Yani şey Serpil Hanım, kafayı değiştirmekle başlıyor. Kafayı değiştirdin mi iş değişiyor zaten. Başka bir yere geliyor. O zaman bak sen yayınladığın zaman filmi var ya. İşte Kanada'dan da ararlar, oradan da ararlar, buradan da ararlar. Çünkü adam görür ki güzel bir şey yapıyor bu, tamam. O zaman anlarsın. Yani dersin ki ben iyi bir şey yaptım ve sen aslında bunu yapmakla da milli bir şey de yapmış oluyorsun yani. İşte bunu biraz geliştirmek gerekiyor, bu kafayı. İlerlemek peki, gerekiyor yani. Peki çocuklarımız kısa filmler çekiyor. Evet. Ben internette çok rastlıyorum. Evet. Kimisi saçma da olabilir. Evet. Ama böyle bir şey girişmesi de çok güzel. Bu çocuklara bir mesajınız var mı? Özellikle bu kısa filmler adına. Kısa kamera filmlerle şurada. Ilgili. Hangisi kamera? Bu mu kamera? Evet. Çekin, çekin. Hiçbir şeyden korkmayın. Çekin, aynen devam. Saçma da olsa çekin, komik de olsa çekin, ne olsa çekin. Bugün saçmalarsın, yarın öyle bir film yaparsın ki ondan sonra herkes konuşur. Çeksinler yani. Gözlerine bakınca inanıyorlar. Peki, bu çocuklara öneriniz nedir? Yani çekmeye tamam, devam etsinler ama diyorlar ki biz öğrenciyiz. Hmm. İşte olanaklarımız yok. Özellikle yetenek avcıları, sizler gibi yatırımcılar, yapımcılar. Siz bu yetenekli çocukları nerede arıyorsunuz? Şimdi, nasıl seçiyorsunuz? Özellikle hangi özellikleri sizi daha çok etkiliyor? Tabii bir medya danışmanınız var bizim. Bir medya danışmanı şirketimiz var. Şirketimiz derken birlikte çalıştığımız bir şirket. Onlar tespit edip bize görseller gönderiyor zaten. Hani işte şurada şöyle bir kısa film yapılmış, burada böyle bir kısa bir film yapılmış. Benim bu çocuklardan tek ricam kibir sahibi olmasınlar. Korkmasınlar, çalışsınlar, kibir sahibi olmasınlar. Çünkü şöyle bir şey, bir kısa bir film yapıyorsun. Bir yapımcı şirket talip oluyor sana, bir iş yaptırıyor falan. Çok kısa zamanda ruh yapını değiştirebiliyor. O heyecanlı amatör ruhunu alıp götürebiliyor. Bu çocukların en önemli yapacakları şey şu. Çaresizlik insanı var eder. Çaresizlik içinde geliştirdiğin argümanlar çok daha güzeldir çünkü ruhu vardır. Yani çok uygun kamera bulamayabilirsin, çok uygun ekip bulamayabilirsin. Ne bileyim biz çok yoğunuzdur, sana ekip veremeyebiliriz ya da başka bir yapımcı şirket şu bu falan. Ama elindekileri en iyisiyle yapmaya çalış. Yani mesela şu pikselle şu kamerayı bulamadın da şunu buldun. O zaman araştır, şöyle araştıracaksın. Sen yine o kameranla çek ama masa başında bunun kalitesini nasıl yükseltirim, kolunu nasıl yaparım, postunu nasıl geliştiririm ona bak. O da paralı bir şey değil yani. Yani senin internette araştırarak bulabileceğin bir şey. Yani kendilerini önce bir filmin yaptıkları filmin sahibi olarak görmeleri gerekiyor Sayın Alparslan. Sonra işte şey, bu çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Ya çok kişi gönüllerini kıracak, çok kişi dalga geçecek. Benim de başıma geldi yani. Ben iyi bir şey değil ki yani. Peki başka bir sorun da, çalışanlar özellikle çok ciddi bir sorun var. Evet. Bu sorunu herkes en mikrofon bulduğunda, ekran karşısına geçtiğinde mutlaka bunu dile getiriyor. Ben de dile getirmek istiyorum. Bu da bana farz. Evet. Şöyle ki. Çalışma saatleri. Evet. Bu çok hakikaten herkesin yarası. Herkesin artık yani bir çözüm arayışına girmiş olduğu bir yol. Evet. Yani bu çalışma saatleri konusunda sizin bir girişiminiz var mı? Var, siz ne yani. Düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi ben bir kere bu çocukların hepsini seviyorum. Önce onu söyleyeyim. Ben insanın yönü biraz ağır basan tuhaf adamlardan biriyim yani. Bizde 8 saat çalışma. 12 saate çıktığı zaman biliyorsunuz onun ekstra başka şeyleri var. Ama bunun öncesinde sendikayla ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor bizlerin yapımcılar olarak. Hı hı. Sendikanın da biraz baskın olması gerekiyor. Hı hı. Saatler kötü. Ben saatleri de geçtim. Zamanında ödenmeyen paralar da var. Yani bunu herkes için söylemiyorum. Yani bazı projeler, bazı işlerde vesaire. Şimdi çalışanlar için, şirketler için bir şey değil. O bugün almasa yarın alır ama çalışan için aynı şey söz konusu değil. Şimdi hem sabahlara kadar çalış, hem paranı çok geç al falan hani olmuyor. Şimdi bunların gençlerin önce kendilerinin kendi içinde bu ekip
örgütlenmesini yapması lazım. Hı hı. Biz 8 saat çalışıyoruz. Biz 12 saat çalışıyoruz. Alternatifleri çoksa. Evet, yani başkasından beklemeyin. Çünkü medya sektörü herkesin müdahale edebileceği bir sektör değil. Hı hı. Bazen devlet bile her şeyine müdahale edemez onu. Yani medya sektörü... Bence yani yapımcılar burada müdahale edebilirler diye düşünüyorum. Ama yapımcı... Çünkü dizide öyle bir şey var ki biliyorsunuz 120 dakika, evet. 180 dakika, evet. 220 dakikaya kadar çıkan zamanlar var. Peki bu dakikayı doldurmak için yapımcı televizyon kanalıyla masaya oturuyor. Ya şimdi 120 dakika yapıyorsun, şu kadar lira para istiyorsun adam. 60 dakika yap, şu kadar lira para iste. Yani kanal sana demiyor ki zaten 120 dakika bana iş ver diye. Ama sen 60 dakikalık iş yapıyorsan 120 dakikanın parasını da vermez sana tabii yani. Hı hı. Sen şimdi ne yapmaya çalıştığın çok önemli yapımcı olarak. Ya şimdi çoğunun derdi ben parayı götüreyim. Şimdi sanat yapayım değil ya da insanlara çok güzel bir şey, ya boş ver şunu vereyim falan. Tamam, 3-4 bölüm kimse kazanmak istemiyor. Şimdi bakın biz de diziye başlayacağız çünkü. Hı hı. Öyle gitmiyor bu iş. Yani şimdi yapımcıdan bir şey beklerseniz. Şimdi başladıktan sonra da sizinle tekrar bir araya gelmek emin istiyorum. Emin olun aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü hani senelerde sektörün içindeyim. Kendi dizilerimi yapmadım ama birçok diziye hizmet verdik. Bizim de ekibimiz var. Şimdi yapımcıdan beklenmez Sayın Atlas. Yapımcıdan beklersen o bir şey yapmaz. Abla vallahi doğru söylüyorsun. Öyle çekilir. Çünkü onun derdi başka. Ama evet. Bu gençlerin çocukların kendi içinde bir kere bir dakika abi böyle olmuyor bu iş yani. Biz ne yapıyoruz? Bakın bizim sendikamız da var deyip. Şimdi sana sendika demiş 8'den 12 saati zaten ayırmış söylemiş etmiş. Yani sen çalışıyorsan buna rağmen çalışıyorsan olmaz. Bulgaristan'a gidin bakalım çalıştırabiliyor musunuz bir saat fazla. Bakın bizim çekimler, plato çekimlerin çoğu Bulgaristan'da yapıldı. Hı. Rusya'da yapılacaktı da olaylar falan oldu ya. İptal mi oldu? Biz tırsık gittik dedik. Öyle aman mi? Siz mi iptal ettiniz? İptal ettik biraz milli duruştan biraz da hani şey orada Azerbaycanlı arkadaşlar vardı gerçi ama şey var orada yani orada bir milli duruş var. Bir de hani katılaşma olmasın diye Bulgaristan tarafına kaydık. Bir saat fazla çalıştıramazsınız. Hı hı. Ama diyelim 8 saat mi çalışıyorsun adamı? 8 saat boyunca her şeyi yapar o adam. Hı hı. Yani koyarsın daha oraya. Verimli olur. Tabii verimli evet. Plato adamıdır. Ne istiyorsan yapar. Hı hı. Ama 9 saat çalıştıramazsın onu. Şimdi neden? Adamın sendikası var. Standartı var, şeyi var. Şimdi bunun gelişmesini siz kendinizin dışında ararsanız çocuklar olmaz. Yani bunu önce siz yapacaksınız. Bir araya geleceksiniz ve sendikayı güçlendireceksiniz. Ben filmden sonra zaten sendikal ilişkilerimi güçlendirmeyi hedefliyorum. Yani bununla ilgili ön çalışmalara başladım zaten. Neler yaparız, neyi geliştirebiliriz? Bununla ilgili neler yapabiliriz? Bir oturup konuşmak istiyorum çocuklarla. Ama benim şimdi diğer yapımcılardan ayrıldığım taraf şu. Biz hani yapımın dışında da medya ve sinema, televizyon sektörüne biliyorsunuz ileri düzey görsel efekt olarak hizmet veren bir şirketimiz olduğu için bizim. Hani yapım yapmasak aç kalmayız. Yani o yüzden hani biz bu konuda rahatız yani. Tabii buna bazı yapımcılar muhalefet edecekler. Ya kardeşim ne yapalım 120 dakika dizi böyle çekiyoruz falan. Onlar da mesela eğer bu çocuklar, bu insanlar kendilerini frenler ve haklarını korurlarsa dizilerin süreleri düşmeye başlayacak. 120 dakika, 90 dakika, 80 dakika falan derken geriye doğru düşecek. Çünkü herkes hakkını bilecek yani. Peki gelelim filminize. Bununla ilgili bir VTR'miz var. Evet. Onu da şimdi arkadaşlarım hazırlıyorlardır. Filminizle ilgili de birkaç not almak istiyorum sizden ama önce bir VTR'mizi izleyelim lütfen. Bakalım. Bazen sahipsiz bir yalnızlık düşüyor düşlerime. Kararıyor. Sonra kendimin kolundan tutup kalk diyorum. Düşlere tutunma zamanıdır. Yönetmenim diyor ki vallahi mükemmel yapmış diyor. Eline sağlık diyor. Yalnız bu teaser ana fragman 1-2 hafta içinde ana fragman çıkacak. O daha büyük. Yani bu teaser kısa tanıtım o daha başka. Onu önce yönetmene göndereceğim zaten. Peki kanat filmi. Neden kanat? Ya şimdi hep bunu ben çok heyecanlanıyorum bu filmden bahsediyoruz. Kanat deyince hani böyle bir melek böyle bir şey çağrıştırıyor ama fragmanı izleyince de hiç öyle bir şey çağrıştırmıyor bana. Şimdi tabii ana fragmanda göreceksiniz. Kanat bin sırtıma uçalım demek. Hı. Kanat ben iyiyim. Seni kollarımla yani kanatlarımla himaye ederim demek.
kanat ben anneyim demek, kanat ben babayım demek, kanat ben seni gönülden seven bir sevgiliyim demek, kanat ben senin düşlerinim demek. O yüzden başında düş çocukların anasını diyor. Kanat benim düşüm. Yani ben ilk maketimi geliştirirken ufak bir kanat modeli falan geliştirmiştim. Öyleydi yani. Oradan başladı bu olay zaten. Sonra Vecihir Kuşu'nun hayatına olan hayranlığım, onu sürekli takip etmem, yani kitaplarını, anılarını vesaire, o benim yaşam tarzıma sindi. Yaşam tarzına sinince her şey değişti zaten. Hayata bakış açım değişti. Ve burada şey var, bu film günümüzden açılıyor. Kanat yapmaya özel kanat tasarımında bir uçak yapmaya çalışan genç bir çocuğun Vecihi Hürkuş'un hayatını takip ederek ve okuyarak sık sık o dönemlere gidiyoruz. Mesela okuduğu zaman Vecihi Hürkuş oluyor çocuk ve o yani dönemleri yaşıyoruz. Yani hem yeni dönem hem eski dönemi görüyoruz. Evet. Sonra başarısız olan fakat inadından çok inatçı da bir çocuk, çalışkan da bir çocuk. Bunu hayata geçirmeye çalışan bir çocuğun hayatıyla Vecihi Hürkuş'un hayatı arasındaki benzerlikleri ele alıyor. O yüzden adı Kanat. Çok güzel. Kanatlanın yani. Çok güzel, hayırlı olsun. Çok sağ olun. Peki ne zaman vizyona giriyor? 27 Şubat tasarladığımız vizyon bizim. Neden 27 Şubat? Ya şimdi, bir anlamı var mı? Valla çok öyle kesin bir anlamı yok. Yani 27 Şubat dağıtıcı verdi. Öyle mi? Ama bir anlam yükleyebiliriz, sorun değil. Şimdi 27 Şubat şöyle, biz daha önce Kasım vizyonu, hadi dedik Aralık vizyonuna saksın. Şimdi çok büyük bir film ve bu stereoskopik, yani 3 boyutlu bu film. Yani kaç sizin kişi, ekibiniz kaç kişiyle çalıştınız? Yani görsel efekt tasarım grubu 22 in-house, 30'a yakın out-house. Yani 55, 56, 60'ı buldu çoğu zaman. 60 kişi, ama bu sadece görsel efekt masası. Ana çekim masası 100-120 kişiyi buluyor. Yani 200'e yakın, 200 kişilik bir ekiple bu işin içine girdik. Bitti mi? Çekim bitmedi. Ya bir ufak tefek kısımları kaldı. Yani stereoskopik dediğimiz o 3D ayarlama kısımları kaldı. Onlarla şimdi uğraşıyoruz. O da zor. Kolay değil tabii. Onlarla uğraşıyoruz. Yani dediğim gibi yani 27 Şubat'ın biz çok önemli bir şey olduğumuz, ama 27 Şubat'ta özel bir gün mü vardı? Bu sene bir dizi oldu ya, ben ona göre PR yapayım. Estağfurullah. Peki Kastamonu'na gitmeyi düşünüyor musunuz? Ya bir, Kastamonu. Şimdi az önce İksir Hanım da o kadar güzel anlattı ki ben bile en kısa zamanda gitmeyi arzuluyorum şu anda. Sizin böyle bir şeyiniz var, oluştu mu şu anda? Evet. Bir hayaliniz? Şimdi şöyle, kendisi emekli öğretmen her şeyden önce. Bütün öğretmenleri büyük küçük ellerinden öperim, her zaman söylerim. Ben çok kıymet veririm. Hocam bizim orada hatamız oldu. Yani şimdi burada kalkıp Kastamonu'nun ne kadar güzel olduğundan bahsediyoruz. Ama işte filmin şey sahneleri için Bulgaristan'a gidiyoruz. Ama neden? Çünkü film, sinema filmleri belli bir tasarımın sonucunda gelir. Şimdi bazen bu tasarım ve planlama hazırlık aşaması son anda bir şeyler değişebiliyor. Ondan dolayı bu filmden sonra eğer biz bu filmin gişesine bakacağız, bunun devamını dizi projesi olarak belki düşünebiliriz. O zaman Kastamonu'ya geliriz. Ama şu bir gerçek ki, bundan sonra eğer bir dönem filmi çekecek olursam geleceğim yer Kastamonu. Yani orada çekeceğim evet, yani. Evet, Kastamonu'da birçok anlamda kaynak bulacağınıza ve doğa platı olarak kullanacağınıza da ben eminim. Bizim en büyük kaynağımız sizsiniz hocam. Allah varlığınızı eksik etmesin. <yani. gülüyor> Peki size dönersek İksir Hanım. İksir çok enteresan bir isim. Yani bir büyü gibi. Değil mi? Bir iksir. Evet. Siz de öyle bir slogan bulmuşsunuz ki, yani her gün doğmakla ilgili, her gün Kastamonu'da doğmak, yani orayı çok sevmenizle alakalı olduğunu düşünmekteyim ama peki turistlerle ilgili bir şey sormak istiyorum size. Yani siz misafirlerinizi yerli ve yabancı ağırlıyorsunuzdur mutlaka. Son günlerde yaşadığımız olayları biliyorsunuz. Rusya ile ilgili de çok gergin dönemler geçiriyoruz şu anda. Siz ne kadar etkilendiniz bundan? Aynı zamanda yabancı turistler sizin bu yatırım yaptıktan sonra bir farklılık gösterdi mi? Şimdi şöyle, evet dediğiniz gibi orası benim de ismimin anlamı gibi bir yaşam iksiri. Onu sunuyor. Yerli yabancı turist ağırlamakta son zamanlarda belli bir düşüş oldu mu? Kastamonu çok fazla zaten Rusya'dan turist alan bir bölge değildi şu an itibariyle. Öyle bir şey şu an itibariyle görünmüyor. Ama yaz sezonunda neler göreceğiz? Bütün turizmcilerin zaten önünde sıkıntılı bir süreç görünüyor. Onu bekliyoruz. Siz de buradan payınızı aldınız kendinize. Ona göre önlemlerinizi. Önlemler almaya çalışıyoruz gayet tabii. Yerli turist anlamında değişiklik pek fazla
yok zaten yani, olmayacaktır da. Bir profiliniz var mı sizin yani bu yerli turiste özellikle? Şu bölgeden çok fazla geliyor, şu bölgeden az geliyor gibi bir yapı var mı? Yerli turist elinizde? Anlamında yok. Hayır, şöyle söyleyeyim. Biz ülkenin her bölgesinden, her yerden turist alıyoruz. Bu hem kültür turları şeklinde oluyor, hem de özel ilgi grupları şeklinde oluyor. Özel ilgi grupları derken mesela orası atasporu, atçılık, binicilik var. Evet. At yetiştiriciliği de var. Aa, ayrıca evet, biz at pansiyonculuğu da yapıyoruz. Tabii evet, orası 700 metrenin üzerindeki o oksijen rakımı özellikle taylarda akciğerlerin gelişmesi için özel bir bölge. Yani öyle de bir özelliğimiz var. Biz onu görmüştük. O çekimleri bahsettiğimiz şey muazzam, acayip bir dokusu var yani. O at yetiştirme alanları bile sanki şey özel olarak tasarlanmış, evet, böyle evet, doğa tarafından özel tasarlanmış, özel tasarlanmış yani, yerler gibi. Sonra oranın doğasını da dünyaca ünlü, Avrupa'nın ünlü Valla Kanyonu evet, gibi, Çatak Kanyonu gibi mağaralar var. Ilgarini Mağarası, evet, Midil Mağarası gibi sarkıtlarla dolu. Onun dışında kaya mezarları, yani orada gerçekten hem tarih, evet, hem doğru, doğa, doğru, dehşet. Doğru. Aynı zamanda dediğim gibi sağlıklı yiyecek içecek bulmada. Onun için orası ayrı bir bölge. Ben sorunun başını kaçırdım. Şimdi tekrar oraya bir dönersek. Ben sizi. Ben gerçekten sizi bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Orası hem bir film. Gelirsem çıkmam ama ya, alırım. Evet işte onu diyorum. Hem de bir yaşam alanı, sizi Kastamonu i̇nşallah, yaparız. İnşallah geliriz yani, niye olmasın. Evet, şöyle başlamıştım. Her gün yeniden doğmak sloganı ve Rusya ile olan ilişkilerimizin biraz gerilmesi. Evet. Yerli ve yabancı turistin sizin bulunduğumuz hem jeopolitik durumdan hem de bulunduğumuz ortamdan dolayı ne kadar etkilendiğinizde. Ama bunu zaten siz cevaplandırdınız. Çok teşekkür ederim. Peki sizin yeni girişimcilere, kadınlarımıza, çocuklarımıza, yetişenlere bir mesajınız var mı acaba? Var, evet. Bir kere kadınlar kesinlikle evlerinin kapısının dışına çıkacaklar. Doğru, çok doğru. Ya öğretmenlerin güzel tarafı burası. Ya bir kelime kullanıyor, 300 tane kelime söylemesine işe yaramıyor, ondan sonra. Estağfurullah. Şimdi evinin dışına çıkmaktan kastım şu. Evinin içinde ürettikleri sadece kendine ait kalıyor. Ben şimdi bölgemizde buna çok üzülüyorum. Tanık oldukça dertleniyorum. Onun için de tabii bir takım çalışmaları birlikte yürütüyoruz kadınlarla. Yaptıkları şeylerin mutlaka ekonomik değere dönüşmesi lazım. Evet. Ekonominin içinde olmaları lazım. Evet, bugüne kadar üretiyorlar ama ev kadınlığı diye bir meslek henüz adı konmadı. Evet. Çok ağır bir meslek. Çok ağır bir meslek. Meslek olsa bile çok ağır bir çok meslek. Çok ağır bir meslek, fakat ödülü yok. Onun için kadınların mutlak surette ekonomi ye katılmaları, artı değerlerini değerlendirmeleri, artı değer yaratmaları şart. Ben şöyle de düşünüyorum, kendine güvenen, ayakları üzerinde durabilen bir kadının yetiştireceği nesillerde çok daha sağlıklı olacaktır. O anlamda da annelik görevi de önemli. Bunların hepsini bir arada yürütebilecek kadınlarımız güçlü olmak durumundalar. Yani güçlerinin farkında olmak durumundalar. Aslında o güçlerini biraz açığa evet, çıkartmalarını işte bekliyoruz biz. Farkındalık yaratmak bütün hedefimiz. Onun için de orada bir kadın derneği kurmak üzereyiz. Kadınlarla işbirliği içerisindeyiz. Biz zaten bu süreç içerisinde şunu anlatayım. 6. senemize giriyoruz biz. Maşallah, çok güzel. Evet, epeyce yol aldık. 5 yıl oldu orada. Hı hı. Şimdi kadınlar ve gençler iş edinme. Aslında aynı zamanda biz orada bir okul gibi de çalıştık. Hı hı. Bu benim biraz da eğitimci kimliğimden geldi herhalde. Hem binicilik, at bakımı konularında arkadaşlar yetiştirdik. Hizmet sektörü konularında çok çok arkadaşlar yetiştirdik. Bugün onlar çeşitli yerlerde ya kendi işlerini kurdular ya da yine çalışan olarak başka bölgelerde devam ediyorlar. Şimdi bunlar çok önemli nüvelerdi. Evet, yani evet, teker dönmeye başladı artık.
İnşallah. Evet, umudumuz o. Bunun için tabii bu burada eğitim de çok önemli. Çok yani, hızlı gitmesini istiyorum. Kastamonu'da ne kadar eğitim adına yapılmış yerleşim yerleri var onu tabii bilemiyorum ama var. Siz bir eğitimci olarak da orada yetişen çocukların tabii iş olanağı olarak aynı bölgede tutmak adına bu olanaklara sahip bölgelerin olması ya da yatırımcıların oraya gelmesi önemlisi. Şart. Onu tabii, çok arz şart. Ediyorum ve davet ediyorum hepsini. Bir tanesi yanınızda duruyor bir, evet. Zaten. Kim davet davet ettim en kısa zamanda Mehmet bekliyorum. Bey zaten en kısa zamanda bir çalışma için mutlaka Mehmet olacağız. Arada olacağız. Buradan yani. İzleyicilerimize mutlaka bu evet. Sözü verdi yani. Ben buradan evet. İzleyicilerimize şartmanın söz verdim. Hay Allah ya niye girdik? Şimdi Kastamonu az önce belirttim söylediğim gibi Kastamonu gibi çok yerimiz var. Evet. Ama tabii her birinin kendi doğası ve dokusu var. Evet. Bir kere Kastamonu, ben Anadolu'yum diyor. İçine girdiğiniz zaman çok güzel bir, şöyle düşünün, çok güzel ve yorgun bir kadın düşünün. Kastamonu onun gibi bir şey. Yani içine giriyorsunuz hem bir anne hem böyle bir şefkat. İnsanı da çok sıcaktır, çok iyidir insanı yani. Biz filmci olduğumuz için birçok bölgeye gittik ya. Kastamonu başka bir yer. Gerçekten olmak ama istiyorum. Ama aynı zamanda yani. Başınızı yaslayacağınız da bir sevgilidir orası. Evet. Ya diyorum ya yani sizin memlekete biraz böyle bakmak lazım. Bütün Türkiye benim memleketim. Her birinin ayrı bir tarafı tabii, var. Elbette. Ama mesela nasıl bugün az önce bahsettim ya işte Cumhuriyet dönemindeki çok iyi, çok önemli isimler olanlar olan şehirler bugün konuşulmuyor. Şimdi onların konuşmak gerekiyor. Tabii burada bize şey düşüyor. Görev düşüyor. Ama sizin de biraz bizim gözümüze sokmanız lazım bunu. Yani neden? Meşgul adamlarızdır. Hani benden çok çok daha büyük yapımcılar var yani. Şimdi bizler meşgul adamlarızdır. Bizlerin işte sanat dediğimiz, lokasyoncular dediğimiz vesaire onlara bunları maille göndermek, bakmak, konuşmak gerekiyor yani. Yani bakın mesela bu Rusya krizi çıktı ya bizim plato çekimlerinin olacağı. Biz dedik ki bittik. Yani gitti. Yani plato yok. Ne yapacağız şimdi? Biz çünkü çıkmak zorundayız. Şimdi sonuçta orada Türkiye'yi temsil ediyorsun yani. Çıkmak zorundasın orada. Sonra Bulgaristan'dan bize hemen şey geldi, mail geldi. Biz baktık dokularına, sonra işte birkaç yere baktık. Dedik ki en hızlı nereden çıkabiliriz? Türkiye içindeki yerlere baktık. Türkiye içindeki yerler hani çok güzel yerler var ama dekore edilmesi lazım, zaman yok. Bulgaristan'daki yerler hazır, oraya gittik. Şimdi bu en azından şu anda bilgi veri tabanı olur. Mesela siz evet. Yapımcıyı bilgilendirirseniz, sanatı bilgilendirirseniz o projede çalışmasa bile elinde artık o var. Yani bir sonraki projede gelecektir. Bakın medya çok önemli. Ben hanımefendiyle az önce konuşurken de anlattım. İşte Nevşehir, Mardin, Diyarbakır burada diziler ve filmler çevrildikten sonra itibar daha çok arttı yani. Yani daha bir başka yer oldular onlar yani. Evet doğru projelerde. Doğru projelerde doğru, evet. Evet. Çekmek gerekiyor yani bu bir PR. Yani tanıtılması sonuçta bunu yapması gerekiyor yani. O konuda peki, size hak veriyorum ve katılıyorum. Son bir sorum var. Buyurun. Özellikle dizinin kültürel erozyona uğraması evet. Yani kısaca değindiniz aslında az önce ama şimdi uzunca değinelim ona değinmemiz uzunca gerekiyor. Uzunca değinmeyelim yani. Çok az vaktimiz kaldı. Uzatabiliriz kazatalım. Kısaca değinmenizi rica edeceğim. Ondan abi, sonra kapatmak durumundayım. Çok değiştirdi bizi. Yani her şeyimizi değiştirdi. Yaşam tarzımızı değiştirdi. Çocuklarımızın bize bakışını değiştirdi. Hayatı değiştirdi dizi. Diziler çok önemli. Hani çünkü onu izleyen bir kesim var ve o kesim sizden etkileniyor. Yaptığınız yapımı görüp oradan etkileniyor. Şu anki gidişatta biraz özden kopma, biraz örf ve adetten kopma var. Şimdi örf ve adet deyince bir telaş oluyor insanlar. Hani böyle şeyden mi bahsediyoruz? Çok kapalı bir toplum olalım. Hayır o değil. Toplumları ayakta tutan bazı değerler var. Bakın Kore'den bahsediyoruz bugün. Gangnam Star da Kore'den çıktı. Yani istediği zaman çok popüler bir ülke de olabiliyor. Teknolojisi şu an çok yüksek. Ama bir kültürü var. Geçen katıldığım bir televizyon programında çocuk bana dedi ki Kore'de kimseye böyle bir şey veremezsiniz. Şöyle uzatırsınız yani iki elinizle verirsiniz yani. Şimdi saygınlığı ve toplumsal değerleri korumuş. Şimdi bizim yapmamız gereken şey bu. Şimdi bunda yapımcıların sorumluluğu çok büyük. Eyvallah kanalların da sorumluluğu var. Yani ben bunu tamam hani bugüne kadar yaptık ettik de bundan sonra olmaması lazım. Evrenselleşmenin kötü tarafını siz insanlara verirseniz siz neslinizin sonunu hazırlamış olursunuz. Bu kadar. Peki efendim katıldığınız için çok teşekkür biz ederim. Teşekkür çünkü vaktimiz kalmadı teşekkür artık. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sizin mutlaka mutlaka en kısa zamanda gelmek isterim. Muhakkak görmek isterim. Bekliyoruz. Size de efendim gişede bol kazançlar diliyorum. Umarım çok iyi bir şey mutlaka yapıyorsunuz. Böyle bir şey girişimde bulunmak bile çok önemli. Doğru. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.